Selamünaleyküm. Sayın Bakanım, sevgili Genç Önder Başkanım, Sayın Rektörüm, Sayın Milletvekillerim, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, illerden gelen il dernek başkanlarım, yönetim kurulu üyelerim ve siz sevgili gençler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu organizasyon için büyük uğraş veren, gayret gösteren sevgili gençlerime, genç önder başkanıma, ekibine ve bize bu organizasyonda büyük katkılar sağlayan saygıdeğer bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz önder camiası olarak gençlik buluşmalarını çok kıymetli ve çok değerli buluyoruz. Bu sene de Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması temasıyla Sayın Bakanımın Gençlik Spor Bakanlığımızın desteğiyle organize ettiğimiz bu buluşmamızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sevgili gençler, biz İmam Hatip camiası olarak büyük bir camiayız. Demin videoda izlediğiniz gibi hikayemiz çok eski. Kadim bir gelenekten, kadim bir geleneğe sahip bir geçmişten geliyoruz. Biz bu camia olarak Allah'ın izniyle gelecekte de büyük bir aile olarak geleceğe taşıyan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bizim büyük bir vizyonumuz, önemli bir misyonumuz var. Bizler çok önemli bir medeniyetin temsilcileriyiz. İnşallah medeniyetimizin öncüsü ve önderi olmaya devam edeceğiz. İçimizden alimler, bilim adamları, sporcular, siyasetçiler, iş adamları çıktı. Bundan sonra da Allah'ın izniyle çıkmaya devam edecek. İmam Hatip serüvenini 3 ayrı evrede incelemek lazım sevgili gençler. Birinci evre, hikayemizde her zaman anlattığımız gibi bu ülkenin din adamına ihtiyacı olduğu çok zor zamanlardan geçmiş bir evrede açılmış okullarımız ve o dönemde 1950'li yıllarda açılan okullarımız o dönemki ihtiyaçları karşıladı. Daha sonra 1970'li yıllarda artık İmam Hatipliler Türkiye'nin her alanındaydı. Onlar birer doktordu, onlar birer mühendisti, onlar birer bilim adamıydı. Ama artık sevgili gençler, İmam Hatip camiası Allah'ın izniyle tekrar medeniyetimizin inşasına katkı sağlayacak yeni bir evreye dönüştü. Ve bu evreyi de Allah'ın izniyle sizler sağlayacaksınız sevgili gençler. Dört alanda her zamankinden daha fazla gayret göstermeliyiz. Her zamankinden daha fazla düşünmeye ve üretmeye ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla ve hakikatin yanında olmaya ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla küçük hesaplardan kurtulmaya ihtiyacımız var. Her zamankinden daha fazla kardeşliğe ve kuşatıcılığa ihtiyacımız var. İmam Hatip modeli Türkiye için en mutedil modellerden bir tanesi. Ve biz Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gençlik yetiştirmek için çok ideal bir model içerisindeyiz. Biz bu modeli biliyorsunuz tüm dünyaya bir eğitim modeli olarak ihraç ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ve şuna inanıyoruz ki bizim modelimizin gerçekten tüm İslam dünyasına, hatta tüm dünyadaki eğitim anlayışına ihtiyacı var. Biz çift kanatlı bir eğitim modeliyle geleceğe inşa eden yaklaşım içerisindeyiz. Sevgili gençler, kendimizi sakın önemsiz görmeyelim. Her biriniz birer değersiniz. Bir kişiyle bir okul değişir, bir aile değişir, bir toplum değişir, bir medeniyet değişir. İmam Hatipliler diyagramdır. İmam Hatipli çokça okuyandır, elinden kitap düşmeyendir. İmam Hatipli sporla ilgilenir.
İmam Hatipli beşikten mezara kadar ilimle ilgilenir. İmam Hatipli musallidir, ibadetlerini önemser. İmam Hatipli dünyaya kendini anlatmak için dil öğrenir. Bu aşkla ve heyecanla, Mescid-i Aksa bilinciyle, ensar olma bilinciyle davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili gençler, bu seneki işlediğimiz temada olduğu gibi gönüllülük bilinciyle, samimiyetle, bilgi ve hikmeti kuşatarak, istikamet üzere, ehliyet ve liyakat sahibi gençler olmak için mücadelemize devam edeceğiz. Sözlerimi tamamlamadan önce ben de ülkemizin geleceği için, ülkemizin bütünlüğü için mücadele veren kahraman Türk ordumuza ve şehitlerimize rahmetle anıyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ehliyetli, liyakatli, bilinç seviyesi oturmuş, sorumluluğunu bilen, davasına sahip gençler olmanız dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum.